Herkese merhaba. Şahane bir video ile sizlerleyiz. Ben Erkan Kandemir. Kanalıma abone ve bildirim açmayı da unutmayın arkadaşlar. Şahane bir video ile karşınızdayım. Desteklerinizi de unutmayın. Herca yeni bölümde neler olacak arkadaşlar? Azize Reyhan'a ne yapacak? Azize'nin geçmişteki Ayşe olduğunu öğreniliyor mu? Bu sorunun ve daha fazlasının cevabı bu videoda arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce Herce dizisi hiç bitmesin diyenler videomuzu beğensinler ve sayımızı hep birlikte görelim arkadaşlar. Ve dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim arkadaşlar. Analizimize başlıyoruz. Azize ile Reyhan izlediğimiz bölümde sıkça karşı karşıya geldi ve Azize Reyhan'ın üveyliğini kullanmıştı ve bu durumda Reyhan ve Azize'nin karşı karşıya gelmesine neden olmuştu. Ne olursa olsun Azize'nin durmayacağını, her fırsatta ailesine ve Miran'a zarar vereceğine bir kere daha emin olan Reyhan, Azize'ye meydan okumuştur arkadaşlar. Reyhan'ın güçlü duruşu karşısında ezilen Azize, Aslan Bey bu sefer Reyhan'ı hiç beklemediği bir şekilde vurmaya karar verir arkadaşlar. Bu bölümde Azize'nin intikam oyununa tekrardan başladığını net bir şekilde anlayacağız arkadaşlar. Azize'ye geçtiğimiz bölümde ben sadece intikamı değil adaletin de peşindeyim diyen demişti arkadaşlar. Yani Nasuh Aga ile birlikte olduğu dönemlerde kendisine yardım etmemesinin ve kendisinin o yüzden kardeşleriyle beraber şiddet görmesinin intikamını almaya çalışıyor. Ama Nasuh Aga Azize'nin geçmişteki Ayşe olduğunu bilmediği için Azize'nin neyin intikamını almaya çalıştığını bir süre öğrenmeyecek. Ama sonraki bölümde de Azize'nin nasıl bir Aslan Bey gelini olduğunu konusunda daha da odaklandığını Azize'nin geçmişteki Ayşe olduğunu öğrenecektir. Ve sonrasında işin rengi değişecek arkadaşlar. Herca yeni bölüm detay analizi yarın yayın olacak arkadaşlar. Yani o videoda kaçırmamak için kanalımıza da abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzun sonuna kadar geldik. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma da abone ve bildirim açmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.